Ebru sanatkarı Hikmet Barutçugil, 1952 yılında Malatya'da doğmuştur. Küçük yaşlarında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. 1973'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu'nda tekstil eğitimine başlar. Öğrencisi olduğu Profesör Emin Barı'nın teşvikleriyle klasik sanatlarla tanışır. Özellikle Ebru sanatına karşı büyük bir sevgi duyar ve araştırmalarını tek başına sürdürerek kendini geliştirir. Çocukluk yıllarım çok renkliydi. Hala unutamadığım birçok tatlı hatıram vardı. 10 yaşına kadar Malatya'daydık. Büyük bahçeli bir evin içinde oturuyorduk. Arkamızda Kernek Dağları gözükürdü. O dağlara çok merak ederdim. Tabii bizim gitmemiz yasaktı çocuk olduğumuz için. Ağacın yüksek dallarının arasında bir çatal vardı. Şöyle üçlü bir çatal gibi bir şey. Orada bir yastık evden yürütmüş koymuştum oraya. Oraya çıkar dağları seyrederdim. Daha sonra biraz daha büyüyünce o dağlara çıktığımızda o kayısı ağacının ne kadar küçük olduğunu gördüm. O benim için çok önemli bir hayat dersi olmuştur. Çocukluğumda hep bahçede, derede, işte hayvanlarla, işte de kümes hayvanlarıyla, koyunlarla, efendim işte domates bostanı, biber bostanı, elma ağacı, kayısı ağacı hep onlarla geçti. Sanatçı olduğunu belki biraz uzun sürdü anlayabilmem ama sanatçı yaratıldığını anladım. O belki tesadüf olarak sanata girdiğini söylüyor ama çocukluğunu dinlediğim zaman o hayallerin, o yaptığı oyunların hiçbirinin tesadüf olmadığını idrak etmeye başladım. Cahit Uçuk hanımefendi, Allah rahmet etsin, vefat etti. O bir hayat hikayemi yazarken bazı şeyleri fark ettim, hatırladım, unuttuğum şeylerdi. Bir havuz vardı bahçemizde. Üstünde geniş bir asma olan bir havuz, küçük bir havuzdu ama etrafında oturma yerleri olan bir havuzdu. Çocukken o havuza kayısılar atılırdı. İşte hem yıkansın hem soğusun diye daha sonra yenilirdi. Benim en büyük eğlencelerimden biri de bir çöple o kayısılarla, yapraklarla kompozisyonlar yapmaktı. Onları itip, yerlerini değiştirip, böyle hayal gücüm demek ki Ebru'nun kökenleri oraya kadar gidiyormuş farkında olmadan. Daha sonra İstanbul'a göç ettik. Babamın işi dolayısıyla ya da babam bizim büyük şehirlerde daha iyi eğitim alacağımızı düşündüğü için ailece İstanbul'a geldik, Fatih'e yerleştik. İlk birkaç sene alışamadım İstanbul hayatına, şehir hayatına, apartman hayatına. Daha sonra tabii mecburen alıştık. Ama içimdeki o çocukluk özlemi, bahçeli, kerpiç bir evde yaşamanın, işte geniş alanlarda dolaşmanın özlemi hep vardır. Sanata başlamanın doğrusu bir planlanmış hikayesi yok. Tesadüf diyoruz. Tesadüf aslında derin anlamda kader demek. Rastlantı diye onu Türkçeleştirdiler. Ebru sanatına kattığı yenilikler ve yaptıklarıyla yani inanılmaz özel bir sanatçı. Çok sevdiğim bir abim. Çalışmak çok zevk alacağım, çalışmaktan çok zevk alacağım bir sanatçı. O yüzden de tabii ki onun Hikmet Hocam gibi birinin deneyimlerinden
ve tecrübelerinden bugün hala çok faydalanmak isterim. Çünkü onların her konuşması bir öğreti. Zaten hiç bilmiyordum Hikmet Hoca'nın kim olduğunu. Şimdi Dünyacı Ünlü Ebru Zen diye. Mesleğini özveriyle yapıyor. Yani severek yapıyor, para için değil. Bu hep yeni bir şeyler bulma çabası. Hem bu insanı ruhen de genç bırakıyor. Yani benim en sevdiğim yanı bu olsa gerek. Sanata bakış açısı, sanatla yoğrulan bir hayat içerisinde olması, evi, mekanı her şekilde sanatıyla iç içedir kendisinin. O yüzden sanatkar, ilk önce sanatkar. Ufak tefek başka işlerle uğraştım ama her zaman ana işim Ebru oldu. Ta talebeliğimden beri. İşte askerlikte birkaç ay ara verdim. Onun dışında her zaman Ebru'yla beraberdim. Bu Ebru'yu ilk gördüğümde, yani sanat eğitimine başladıktan sonra ilk gördüğümde onun içinde saklı müthiş bir dinamizm olduğunu fark ettim. Yani Ebru kağıtta güzel bir şey. Onun tekniğiyle ilgili bir harça bilgi de öğrendikten sonra bunun ufkunun çok geniş olduğunu fark ettim. İşte bütün ömrüm boyunca da onu hayal edip onu bir şekilde o hayalleri gerçekleştirmenin peşinden koştum. Daha sonraki yıllarda Ebru'ya başladıktan birkaç sene sonra bu suda çıkan desenlerin tabiattaki benzerliklerini fark ettim. Bir ayeti kerime vardır. Her şeyin sudan yaratıldığını bilmezler mi? Bu görüntülerin de aslında hep suda çıktığını. İşte orada dehşete kapılıyor insan. Acaba Cenab-ı Allah yaratışıyla ilgili sırlar mı ifşa ediyor bize Ebru teknesinde? Bir söz vardır. Sanata küllünü vermezsen cüz'ini alamazsın. Bu sanat öyle bir şey ki her şeyini istiyor. Yani biraz nankör. Küçük bir parçasını vermek için her şeyini istiyor. Ya da diğer taraftan bakalım. O küçük parça o kadar kıymetli ki her şeyini vermene değiyor. Ben de öyle yaptım. Her şeyimi sanata verdim. Küçük bir parçasına talibim. Bu farklı bir şey, farklı bir nimet diyeyim. Allah'ın onlara verdiği, sanatçılara verdiği bir ayrıcalık. Herkese farklı esmalar isabet ediyor. Yani Hikmet Barutçugil dediğiniz zaman arkasında büyük bir sanatçı duruşu var. Ve bunun önünde de çok doğal, çok hayattan, çok içten olan bir insan var. Akademik eğitiminden gelen altyapısını klasik sanatlarla harmanlayarak Ebru'da yeni ufuklar açan Hikmet Barutçugil hem geleneği yaşatır hem de bu geleneğe çağdaş yorumlar katar. Ebru'yu her zaman bir bilim dalı misali geliştirmeyi hedefleyen sanatkar, günlük eşyalardan iç mimariye kadar çok farklı alanlarda bu kadim sanatı kullanmış ve yeni yöntemler denemiştir. Malum sanat yerinde sayarsa ölür. Hani akarsu kir tutmaz derler. Benim ve Hikmet Hoca'nın, Hikmet Bey'in, dostumun eserlerinde görüyorsunuz. Devamlı yeni bir şeyler buluyor. Hiç durmadan. Bunu çok seviyorum. Hemen her gün yanındayım. Çok yoğun çalışıyor, çok çalışmayı seviyorum. Bir de çok düzgün, işinin çok güzel bitirmesi istiyor. Hem de
detaylarda da güzel olması lazım. Öyle. Buranın enerjisi çok güzel, hocamızın enerjisi çok güzel. Hocamızın bizden çok önemli bir isteği var buraya girerken, buraya adım atarken. Dünyanın bütün sıkıntılarını, üzerimizdeki bütün negatif enerjiyi kapının dışında bırakıp öyle gelmemizi istiyor kendisi. Zaten teknenin başına geçtiğimiz zaman da her şeyi geride bırakmış oluyoruz. Bence bu bize öğrettiği en önemli şeylerden birisi. Bir eşin ötesinde benim için bir arkadaş ve bir dost kazandım evliliğimle beraber. Aslında biz evlenirken de bana sadece yüreğimizi ortaya koyalım, birlikte paylaşalım demişti. Gerçekten 31 yılı tamamladığımız bu günlerde hep bu şekilde oldu. Sadece bir eş gibi olmadık. Her zaman bir arkadaş, bir dost olarak her şeyi paylaştık. Çok şey öğrendim kendisinden. Talebeleriyle olan iletişim çok iyi. Yani etrafıyla, çevresiyle ve talebeleriyle olan iletişimi müthiştir. Yani çok biz okulda dersinin bitmemesi için yani çok çaba sarf ederdik. Hatta devamında biz çalışmaya devam ederdik. O kadar Ebru bambaşka bir dünya zaten. O yüzden sanata bakış açısı, sanatla yoğrulan bir hayat içerisinde olması, evi, mekanı her şekilde sanatıyla iç içedir kendisinin. O yüzden sanatkar, ilk önce sanatkar. Hoca her zaman şunu söyler, yani hani kuş bakışı bakın ama kuş gibi bakmayın. Bu çok önemli bir ayrım. Gençle genç oluyorsunuz, yaşlıyla yaşlı oluyorsunuz, çocukla çocuk oluyorsunuz. Böyle olduğu zaman da daha pozitif oluyorsunuz. Bu aile hayatınıza da, iş hayatınıza da, her türlü hayatınıza da çok farklılıklar katıyor. Sanatla uğraşırken bir anda başka bir noktaya da gidebilirsiniz nefsinizle ilgili. Aslında Hikmet hocamızla biz burada Ebru'nun görünmeyen yüzünü konuşuyoruz. Ve onunla çalışmanın, onun öğrencisi olmanın en önemli güzelliği de bu sohbetler. Yani Ebru'nun dışında, Ebru ile ilgili, bizim ruhumuzda Ebru'nun etkileriyle ilgili ve hayatla ilgili sohbetler edebiliyoruz. Ben onun öğrencisi olmaktan bu yüzden dolayı çok mutluyum. Hikmet Hoca'yla dersler özellikle çok zevkli, çok keyifli geçiyor gerçekten. Bizlere öğrettiği öncelikle ilk önce öğrettiği şey sanatı, Ebru sanatını sevmemiz. Türkiye'de bu kadar uzun kalacağını sanmıyordum. Türkçe öğrenip Japonya dönecektim ama Ebru'ya tanıştım. Ebru'ya tanıştıktan sonra çok merak ettim. Ondan dolayı kurs başladım. Kurs başladıktan sonra daha böyle Ebru'ya bağımlı kaldım. İşte Türkiye'de uzun kalmasının nedeniyle hocayla tanıştığımı. Yani hoca yoksa, ya hoca olmazsa ben bu kadar şey Türkiye'de kalamazdım. Ebru'ya sadece bir boyalı kağıt, bir renkli kağıt denmiyor artık. Onun içinde çok ufuklar açıldı. Ebru diğer sanatlarla birleşti. Fotoğraf gibi, resim gibi, minyatür gibi, gravür gibi. Onlarla birleşince daha bir zenginleşti. İlgi itibar artırmasının sebeplerinden biri de o oldu. Bu Ebru'nun bir zahiri, bir de batini tarafı vardır. Yani bir görünen, bilinen tarafı ki onun peşinde koşanlar para, pul, şan, şöhret peşindedir. Bir de görünmeyen, bilinmeyen tarafı vardır. Manevi tarafıdır o. Onun içindeki gizlilik, ilahi güzellik arayışı ki tarihi içinde dikkat edin Ebru bu batini tarafıyla ciddi anlamda neşvine bağ bulmuş. Bunun en güzel örneği de hala yaşayan Özbekler tekkesidir. Ünüyle, şöhretiyle, oradan yetişenlerle yaşatılan bir tekkedir. Hikmet Bey İstanbul Efendisi bir arkadaşımızdır. O da durmadan çalışan, yani bizim geleneksel sanatlarımızdan Ebru sanatını dünyanın her yerinde tanıtan bir arkadaşımız. Karşılaştığımızda çok misafirperver bir insandı. O yüzden güler yüz öncelik. Ondan sonra sanatında müthiş bir araştırmacı ve üretken bir insan.
Hikmet Hocam'ın enerjisi çok yüksektir. Bizlerin de tekne başında, bu teknesinin başında enerjimizin çok yüksek olmasını ister her zaman. Bunun boyalara, tekneye çok farklı yansıdığını bizzat görüyoruz. Kendisi de zaten bize hep bunu öğretir. Mesleğini özveriyle yapıyor. Yani severek yapıyor, para için değil. Bu hep yeni bir şeyler bulma çabası. Hem bu insanı ruhen de genç bırakıyor. Yani benim en sevdiğim yanı bu olsa gerek. Her zaman pozitif olmayı öğretti. Tekne başında da, normal günlük yaşamda da. İyi bir öğretmen, iyi bir hoca olduğu gibi çok iyi de bir insan kendisi. Bizi de bunu fazlasıyla yansıtıyor. Çağrıldığı her yere ikamet etmiş, oralara gitmiş ve sergileriyle, workshoplarıyla Ebru sanatını sonuna kadar tanıtmaya çalışan bir şahıs. Hikmet Hoca'nın öğrencisi olmak aslında ayrıcalıklı ve keyifli bir şey. İyi ki buradayız, iyi ki onunla çalışıyoruz. Çünkü bu atölyeye adımınızı attığınız zaman bir daha çıkmak istemiyorsunuz. En kötü ihtimalle sohbet için çıkmak istemiyorsunuz. Çalışkan ve üretken bir sanatkar olan Hikmet Barutçigil, Ebru sanatını tanıtmak ve öğretmek amacıyla yurt dışında 36 ülkede ve yurt içinde toplam 98 kişisel sergi açmış ve 96 karma sergiye katılmıştır. Dinmek bilmeyen sanat tutkusu sayesinde sadece sergilerle de sınırlı kalmayarak çok yönlü çalışmalar gerçekleştirmiştir. 164 kurs ve seminer, 91 konferans ve uygulamalı Ebru gösterimi ve 6 sanat terapisinde yer almıştır. Ayrıca Ebru sanatıyla ilgili birçok televizyon programına katılmış ve çeşitli dergilerde röportajları yayımlanmıştır. Efendim bu sergi barut ebruları üzerine klasik yöntemle, akkase yöntemiyle Esmaül Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın 99 isminin yazıldığı bir Esmaül Hüsna sergisi. Esmaül Hüsna nedir? Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleridir. Sözlük karşılığı bu ama bu kadar izah çok yüzeysel kalır. Bu esmalar bizim her an yaşadığımız hallerimiz. İşte Allah, Cenab-ı Allah Adem'e isimlerini öğretti. 99 isimini öğretti. Bu isimler de işte zamanla sonsuz isim olarak tecelli etti. Biz her halimizle bu esmaları yaşıyoruz, bir şekilde yaşıyoruz. Biz bunu anlamak için nefsin 7 mertebesi diye bir yolculuk var. Sembolik olarak o eserimizi de biz burada teşhir ediyoruz. Bu renklerin de kendi, bu nefis mertebelerin de bir renk değerleri var. Onları anlatmaya çalıştık. İşte nefsi levvameden başlıyor, nefsi mülhime, nefsi mutmainne. Burada esmaların algılanmasının da bir nefis mertebesi var. Onu da izah etmeye çalıştık. Hazreti Mevlana insan olma haysiyetine ulaşmaktan bahsediyor. İnsan haysiyetine ulaşmak bu 7 mertebede yolculuk yapmakla, insanın kendisiyle uğraşmasıyla oluyor. Burada tecelli, esmalardaki tecelli herkeste farklı. Birkaç tecelli olabilir, bir tecelli olabilir, gün içinde, saat içinde değişen tecelliler de olabilir. Dolayısıyla burada bize bir öğreti var. Eğer biz başkalarını tenkit edecek olursak, eleştirecek olursak, derin manada bu Cenab-ı Hakk'ın tecellisini eleştirmiş oluyoruz. Burada sakıncalı bir durum var, bundan kaçınmamız lazım. Bize bunu bu öğretse bile yeter. Birbirinden güzel ebrularıyla hem gözleri şenlendiren hem de gönülleri fetheden Hikmet Barutçigil, Ebristan, İstanbul Ebru Evi ismini verdiği atölyesinde her gün dünyanın değişik ülkelerinden misafirler ağırlamaktadır. Usta sanatkarın özverili çalışmaları sayesinde farklı milletlere ve mevkilere mensup çok sayıda insan
Ebru sanatının incelikleriyle tanışmaktadır. Günübirlik gezilerle Ebristan'a gelen konuklar, Hikmet Barutçugil ile beraber Ebru çalışmaları yaparak unutulmaz bir gün yaşarlar. Böylece sanatın gizemli dünyasına küçük bir adım atmış olurlar. En olmayacak şeylerde bile bizi cesaretlendirir ve kötü kelimesi de yoktur. Yani kötü olmuş hiç duymadım. 3 senedir Hikmet Hocam'dan böyle bir şey duymadım. Bu harika bir şey çünkü o herkesten tecelli edene saygı gösteriyor. Güzel şeyler yapıyor. Kimsenin kalbini kırmaz. Yardım etmeyi çok seven insan Hikmet, bambaşka. Tabii ki Ebru sanatına kattığı yenilikler ve yaptıklarıyla yani inanılmaz özel bir sanatçı. Çok sevdiğim bir abim. Sohbet etmeyi, öğrencilerini dinlemeyi çok sever. Anlatmayı çok sever. Gelenekli Ebru'nun yanında serbest çalışmamızı da teşvik eder her zaman. Hiçbir zaman kısıtlamadı öğrencilerini. Mutlaka geleneği öğreterek başladı ve devam etmemizi her zaman teşvik ediyor, sağlıyor kendileri. Bir şey yapamadığımız zaman, işte karamsarlığa düştüğümüzde öyle pozitif yönlendirir ki hani öğrencisini, gerçekten ben şahsen bunu çok yaşadım kendisiyle. Tekrar ayağa kalkmanızı sağlar sanat anlamında da. Yüzünüz düştüğünde, moraliniz bozuk olduğunda zaten tekneye direkt yansıdığını düşündüğü için öğrencisini mutlaka yükseltmek en büyük hedefidir. Tekne başında mutsuzluğa kesinlikle izin vermez. Hocayla birlikte olmanın en önemli faydalarından biri, mutlaka söylediklerinden bir şey çıkarabiliyorsunuz, bir şey yakalayabiliyorsunuz. Bunun farkında olmak da çok önemli. Çok seviyeli diyeyim, belki çok fazla konuşma geçmeyebilir ama gözlerimizle bir ufak ifadeyle bile anlaşabileceğim bir arkadaşım. Evet, biz bu teknenin başına geçiyoruz. Bir şeyler çıkarıyoruz ortaya, bir takım çalışmalar yapıyoruz ama sonucunda ortaya çıkan şeyin bizim nefsimizi, egomuzu beslememesi, aslında azdırmaması yönünde bize çok güzel şeyler öğretiyor. Mülakat ve makalelerinin yanı sıra yayınlanmış 18 tane kitabı bulunan Hikmet Barutçugil, literatüre Barut Ebru'su olarak geçen Ebru tekniğini bulan isimdir. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kişisel ve karma sergi açmış, birçok televizyon programına katılmıştır. 1830'lu yıllardan kalan tarihi bir konağı yenileyerek bir müze galeriye dönüştüren Hikmet Barutçugil, Ebristan, İstanbul Ebru Evi'nde kağıt, kumaş, seramik, cam, ahşap gibi malzemeler üzerinde Ebru çalışmalarına devam etmektedir. Usta sanatkarın atölyesi, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir ilgi görmekte ve her gün farklı milletlere mensup çok sayıda insanı Ebru sanatının incelikleriyle tanıştırmaktadır.